330 derecenin kotanjantını hesaplayacağız. Biz bunu sınır açıları üzerinden ifade etmeliyiz. Şöyle bir tane birim çember çiziyorum. Şimdi bizim sınır açılarımız 0 derece, 90 derece, 180, şurası 270, burası da 360 derece. 330 derece birim çemberde şu araya düşer, 270 ile 360 arasına. Dördüncü bölge, bu bölgede işaretler artı eksi biçiminde. Yani kosinüsün işareti artı, sinüsün işareti eksi. Tanjant ve kotanjantın işareti ise, kotanjant ve tanjantın işareti ise bunların çarpımı olacak ya da bölümü, fark etmez. Birisi artı, diğeri eksi ise kotanjant eksi olur, tanjant da yine eksi olacak. Bizimki kotanjant olduğuna göre bizim sonucumuz negatif olacak. Kesinlikle negatif bir sonuç bulacağız. Eşittir diyorum. Şimdi iki açı üzerinden yazabiliriz. 360 ve 270. Ben 270 üzerinden yazıyorum. Kotanjant 270 artı 60 biçiminde yazabiliriz. Bir kere sonucu negatif olduğu için bunun önüne eksi getireceğiz. Şu 270'i çizdiğimiz anda dikey eksen üzerinden işlem yaptığımız için dikey eksenden kotanjantımız tanjanta dönüşür. Yani bu tanjant 60 olacak. Bunun için bir tane 30-60-90 üçgeni lazım. Çizelim şöyle. Burası 90 derece. Şurası 30. Burası 60 derece. 30'un karşısı 1. Hipotenüs 2. 60'ın karşısı kök 3. Gelelim. Eksi. 60'ın tanjantı. Şunun tanjantı. Karşı dikkenar bölü komşu dikkenar. Kök 3 bölü 1. Yani sonucumuz eksi kök 3 oluyor. Bütün işlemin sonucu.